Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon arkadaşlar. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kıynamız dikkatler ekranımızı bozsun. Uyghurlarga qaratılgan mecburi emgek kayıtı delillendi. Germaniya avazının haberde bildirilişçe, Germaniyalik Şarkı Türkistan meseleleri mütexessisi Adrian Zeniz, Xitayning atalmış namratlıktan kutuldurish dokulatını tahlil qilish arqali Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan majburiy emgek siyosatini dalillagan. Xabarda qayd qilinishicha Adrian Zeniz bu haqda tafsili dokulat e'lon qilib, Sharqi Turkistondagi rayon halqigan emgek kuchlarini yotkash turidagi majburiy yotkash ahvolini oshkorlagan. Adrian Zeniz e'lon qilgan mazkur dokulat Xitayning Nankai Universiteti e'lon qilgan dokulatni asos qilgan. Nankai Üniversitesi İktisadi Baylıq Tadqiqat Orni 2019 yılı 12. ayda atalmış Şinjang Xotan rayonundaki Uyghur emgek kuchlarini yotkap namratlıktan kutuldurish xizmeti dokulati temasida e'lon qilingan bo'lib, dokulat qisqartilib Nankai dokulati deb atalgan. Adrian Zeniz efendi dokulatda Xitayning Sharqi Turkistondagi Uyghurlarga qaratilgan emgek kuchlarini yotkash siyosati, Uyghurlarni assimilyatsiya qilish va Sharqi Turkistondagi Uyghurlarning nufuzsizligini azaytishni nishonladi deb ko'rsatgan. Nankai dokulatiga asoslanganda Xitoyning atalmış Uyghur emgek kuchlarini boshqa yerlarga yotkash usuli Sharqi Turkistondagi Uyghurlarning nufuzsizligini tövallatib qolmay, Uyghurlarni Xitoyga qo'shib etish hamda Uyghurlarni assimilyatsiya qilishdagi muhim usul ekan. Kanada Yer shari poshtigizda bir Xitoy tadqiqotchining so'zini naql keltirib, Xitoyning emgek kuchlarini yotkash siyosati Sharqi Turkistondan 600 mingdan ortiq Uyghur va boshqa millatlarning Xitoy o'lkalariga ko'chirilganligini oshkorlagan. Adrian Zeniz efendinin tahliliga qaraganda Nankai dokulati ta'minlagan dalil isbotlarga asosan 1 million 600 mingga yaqin Uyghur Xitoy o'lkalariga ko'chirilib, majburiy emgakka selinganligi mo'ljallangan. Adrian Zeniz Twitterda yana Xitoyga jazo yurgizish yoki ta'minlash zanjirini amaldan qoldirish uchun yetarlik asoslar bilan ta'minlagan. Nankai dokulatida Sharqi Turkistonning janubidagi Uyghurlarni keng ko'lamda Xitoyning Sharqi dengiz qirg'og'idagi Xitoylar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarga yotkashni faol ilgari surish Namrat milletler ahalisi ve ailesiga aktif ta'sir ko'rsatdi. Uning ideologiyasi de zo'r o'zgarish hosil qildi. Her millet ve rayonlarning uzun muddatli muqimligini ilgari surish ve ishqa oshirishga zo'r foydali deyilgan. Adrian Zeniz efendi dokulatida tahlil qilishicha Sharqi Turkistonda Xitoy qo'llagan 2 cho'ng ko'lamlik majburiy emgak kuchi sistemasi bor bo'lib, uning biri xalqaroda nomi chiqqan lagerlar ekan. Lagerdan chiqarilgan kishilar yaqin atrofdagi zavodlarda ishlashga majburlandi ekan. Bu xil majburiy emgak taxminan 2018 yili boshlangan. Ikkinchi turdagi majburiy emgak yezi bozorlardagi 5-chi emgak kuchlarini atalmış ishqa o'rinlashtirish, namratlıktan qutuldirish nomida yotkab majburiy ishqa soladi ekan. Bu turdagilar paxta yig'ish qatorliq pasillik emgaklarini ham o'z ichiga oldi ekan. Nankai dokulatida oshkorlanishicha Xitoyning Sharqi Turkistonga qaratilgan qisqa muddatli qattiq bostirish tadbirlari zo'r unumga erishgan. Uyghurlarning hammasi yoki ko'p qismi atalmış tarbiyalash markaz nomidagi lagerlarga solangan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyghurlarni turga ayrilganligi isbotlangan bo'lib, Xitoy masala bor deb qaragan Uyghurlarni qat'iy bartaraf qilgan. Masala yo'q deb qaragan Uyghurlarni lagerga solgan. Xalqaro jinoiy ishlar qonuni mutaxassisi Erin Farrell Rosenbergning Adrian Zeniz efendining dokulatiga asosan qonuniy analiz qilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi emgak kuchlarini majburiy yotkash siyosati Rim ahdinomasidagi insoniyatga qarshi ikki turlik jinoiy qilmishni shakllantirdi deb yakunlagan. Xitoyning yolg'onchiligi davomlashmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi organ to'rining 2 martdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarning Sharqi Turkiston haqida so'ragan savoliga odati bo'yicha qilyiblashgan yolg'on so'zlar bilan javob bergan. Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan sababsiz lagerlarga solash, majburiy emgakka selish, Uyghur ayollarini majburiy tug'mas qilish, turma va lagerlarda ziyonkashlik qilish qatorliq davlat terrorligi siyosatlarini yaqindan kuzatib kelayotgan Amerika hukumatı Xitoyning ijroatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan lekin Kanada parlamenti ham Xitoyning ijroatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Arqadan Gollandiya parlamenti ham Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lib, Yevropa davlatlari ichida tunji bo'lib Xitoyning jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan davlat bo'lib qolgan edi. Navbatda Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlari xalqaroda oshkora bo'lib qolganligi sababli sarosimaga tushgan Xitoy odati bo'yicha turli yolg'onchiliklar bilan o'zini oqlashga tirishmoqda. Reuters agentligining muxbiri bayonotchi Wang Wenbindan Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi yaqinda Uyghur kishilik huquq faoliyatchilari bilan ko'rishdi.
ko'rishda ikki taraf Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasini muzokara qildi. Buningga qanday baho berasiz deb so'rgan. Wang Wenbin muxbirning savoliga har doim qadaqlar qilinlashgan yolg'on so'zlar bilan javob berib, Xinjiang jamiyati hozir bexatar va muqim. Xalq tinch va xotirjamlik ichida yashayotdi va xizmat qilyotdi. Xinjiangdagi har millat xalqi yashash va taraqqiyot huquqidan to'liq bahraman bo'ldi. Osonlik millatlarning tili, an'anaviy madaniyati va urf-odatlari qo'g'dilyotdi deb bildirildi. Wang Wenbin so'z yana siz tilga olgan Uyg'ur kishilik huquq masalasi mohiyati Sharq Turkiston bo'lgunchilarining ishi. Biz Amerikaning Xitoyning kishilik huquqni qo'g'dash va Xinjiang xalqining ishqi o'rinlishishini ilgari surishdiki, g'oyat zo'r tirishchanligiga sal qarag'anligiga qat'iy qarshi turamiz. Amerika kishilik huquq masalasini bahona qilib, Xitoyning Xinjiang siyosatiga hujum qilib, ichki ishlarimizga aralashdi deb jo'yildi. BBC Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yana bir qitim isbotlab chiqdi. Olmi tiz xabarlari to'g'rining 3 martdagi xabarda bildirilishicha, Angliya radio shirkati BBC Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan siyosatini tekshirish orqali Xitoyning ijroatlari irqiy qirg'inchilik qilmishi doirasiga kiradiganligini isbotlagan. Tekshirishda oshkorlangan muhim hujjatlarning birida Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga majburiy yotkazish siyosatining Uyg'ur nufusining ozayishini keltirib chiqaradiganligi ko'rsatilgan. Xitoy oshkorlagan dokumentlarga asosan Xitoy ichidagi zavodlarni ziyorat qilish asosida G'arbning xalqaroliq markalarining Xitoyning irqiy qirg'inchilik bilan bo'lgan munosabatini tekshirgan BBCning bayqishicha, Sharq Turkistonda ta'sis qilingan qayta tarbiyalash lagerlarini hisobga olmaganda, Xitoy siyosatining majburlash va yerlik millatlarning turmush usuli va tafakkurini o'zgartirish orqali assimilyatsiya qilish xavfi yuqori ekan. Bildirilishicha, talashtirish qo'zg'agan siyosatlarning biri Xitoyning Uyg'ur nufusini boshqa o'lka va shaharlarga majburiy yotkizganligi bo'lib, BBC 2017 yil Xitoy taratqulari tarqatgan bir sinni qo'lga tushirgan. Sinda Xitoy amaldorlarining Sharq Turkistonning janubidagi bir kichik yezidagi Uyg'urlarni 4000 km yiroqlikdagi Anhui o'lkasiga yotkazish uchun bekat qurganligi ko'rsatilgan. 2 kun ichida mazkur yezida hech kim Anhuiga berishni xohlamagan. Oxiri yezi amaldorlari uyma-uy kirib 19 yoshlik bir qizni yurtidan ayirib Xitoy o'lkasida ishlashga qoyil qilishga tirishgan. Garchi u nurg'un qitim rad qilgan bo'lsa-mu, ammo oxiri besim ostida yig'lab turib, agar boshqalar borsa, menmu baray degan. Sheffield Hallam Universitetining kishilik huquq masalasi va zamonaviy qulluq kasbiy tadqiqoti bilan shug'ullanadigan professori Laura Murphy Xitoy doim Uyg'urlarni boshqa yurtga surgun qilish masalasida o'z ixtiyorligi bilan qatnashadiganligini davomli so'zlaydi. Ammo bu sin aniqlik qarshilik qilishga bo'lmaydigan majburlash tizimi ekanligini ko'rsatib beradi. Bu sin yana Xitoyning oxirgi muddaosini aksatirdi. U bo'lsa Xitoy atalmish namratlikdan qutuldirish nomida Uyg'urlarning turmushini butunlay o'zgartirib, oilalarni parchalashga boshlaganligini, nufusni tarqoqlashtirish, til, madaniyat va oila qurilmasini bitkit qilayotganligini ko'rsatdi degan. Undan boshqa BBC yana Xitoy doiralari oldingi 12 joyda to'rda Xitoy yuqori darajalik amaldorlarining foydalanishi uchun tarqatgan bir parcha dokumentni payqagan. Dokumentni Nankai Universiteti Xitoy iqtisodiy boylik tadqiqot o'rnining tadqiqotchilari yozgan. Saq salam Islom davlatlari Xitoyga qarshi harakatga o'tishi kerak dedi. Hurdava partiyasining raisi Saq salam Islom davlatlarining Xitoyga qarshi harakatga o'tishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Ishoq Salam bayonotida Uyg'ur musulmonlarining duo tilovat qilish va oila qurish qatorliq asosiy huquqiga daxldorlik qilgan Xitoyning davlat terrorligi qilayotganligini ta'kidlab, Islom davlatlarningmo bugungi kelguncha iqtisodiy va siyosiy manfaati sababidan Xitoyga qarshi harakatga o'tmaganligini bayon qildi. Kanada va Gollandiyaning Xitoyning Uyg'urlarga qilgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini ifodalagan Salam so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Dini va milliy kimligi sababidan uzun yil kamsitishga uchragan va assimilyatsiya lagerlarida qiynalgan Uyg'urlar Islom dunyosi tomonidan nazardan saqit qilindi. Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilganligi ko'p qitim hujjatga elindi va oshkorlandi. O'zining manfaati uchun Xitoyning zulmini ko'rmaslik silib kelgan Islom davlatlarining maydoni haqiqatan savoq elishga tegishli. Bugungacha iqtisodiy, siyosiy manfaati uchun harakatga o'tmagan Islom davlatlari Amda Xitoyga qarshi harakatga o'tishi va Uyg'urlar uchrayotgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishi kerak. Dunyoning har qanday yerida yashaydigan kishilar e'tiqodi sababidan kamsitish, ziyonkashlik va qiynashlarga uchramasligi kerak. Rahimsiz hukumatlar chuqur ayiblanishi kerak deganlarini bildirdi. Kanada va Hollanda Çin'in Müslüman Uyg'urlara yönelik zulmünü soykırım olarak tanıdı. Dini ve etnik kimliklerinden dolayı yıllardır ayrımcılığa maruz kalan ve eğitim kampı olarak tanıtılan asimilasyon kamplarında işkenceye uğrayan Uygurlar
İslam dünyası tarafından sahipsiz bırakılmıştır. Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri defalarca belgelenmiş ve ifşa edilmiştir. Ancak milli menfaatleri için Çin zulmünü görmezden gelen İslam ülkelerinin tutumu ibretliktir. Uygur Müslümanlarının ibadet ve aile kurma gibi temel haklarına dahi müdahale eden Çin, devlet terörü uygulamaktadır. Bugüne kadar ekonomik ve siyasi menfaatleri nedeniyle harekete geçmeyen İslam ülkeleri, Çin'e karşı artık harekete geçmeli, Müslüman Uygurlara yapılan muameleleri soykırım olarak kabul etmelidir. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar inançlarından dolayı ayrımcılığa ve işkenceye maruz kalmamalı, zalim yönetimler mutlaka mahkum edilmelidir. Nancy Pelosi, Uygur meselesi devamlı bizning diqqatimizda dedi. Sharq Turkistondagi fojialarni ayiblash cho'qqanlari va Xitoy rejimining buningga qarshi turlik tashviqotlari ko'plab o'tirg'i chiqayotganda, Amerika Avom palatasining raisi, Amerika hukumatidagi 3-chi nomorliq shaxs bo'lgan Nancy Pelosi xonimning Washington shahridagi Uyg'ur harakati tashkiloti bilan Uyg'urlar masalasi haqidagi maxsus suhbati bo'lishi muhojiratdagi Uyg'urlarni mamnun qilgan ishlardan biri bo'ldi. 1 mart kuni o'tkazilgan suhbat yig'ini Uyg'urlar uchun ko'p taraflama ahamiyatga ega bir qatimliq faoliyat bo'ldi. Bu qatimqi suhbat yig'inining o'rinlashtirilishi haqida so'z bo'lganda Uyg'ur harakati tashkilotining aloqa ishlariga mas'ul Julie Milsap xonim bu haqda tushuncha berib, mushqitimliq muhokama orqali Uyg'urlarning yurak so'zlarini yana bir qatim Amerika hukumatiga yetkazishga mumkin bo'lganligini xushallik ichida so'zlab o'tdi. Uyg'ur harakati tashkiloti Nancy Pelosi xonimning Uyg'ur himoyagarligi uchun bejondillik bilan qilayotgan xizmatlariga tashakkur etish yuzasidan bir qatimliq suhbat qilish orzusida bo'layotganligimizni bildirgan edik. Chunki Nancy xonim Uyg'urlar haqida 2 qatimliq qonun loyihasining muzokara qilinishida izchil bu ishlarni eng zo'r darajada qo'llab keldi. Shuning bu qatim muhojiratdagi Uyg'ur jamoati bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlar o'zlarining xolis ko'ngil sovg'isini Nancy xonimga yo'llagach, uning bundan keyingi xizmatlarida jumladan qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilish xizmatida davomli haqiqat uchun so'z qilishiga tilakdoshlik bildirdi. Biz yig'inda nihoyatda ozoda va keng kushada suhbatlashdik. Bo'libmi Biden hukumatining Uyg'urlar haqidagi reallikka nisbatan tavranmas mavqeda bo'lishining bakmum ishimligini Nancy Pelosi xonimga alohida tushuntirdik. Bo'libmi Xitoy rejimi va ular sodir qilayotgan jinoyatlarning Xitoy bilan bo'lgan har qanday suhbatda ishkilamchi masala emas, aksincha markaziy temalardan bo'lishi lozimligini alohida tavsiya sifatida sundik. Bu qadimgi muhokama yig'iniga Uyg'ur faoliyatchilaridan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim, Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissari Nuri Turkal, Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh taftishi Abdulhakim Idris va Amerika Uyg'ur akademiyasidan Richard Abbas apandim qatorliklar qatnashdi va ayrim-ayrim so'z qilib Nancy Pelosi xonimning Uyg'ur masalasida ko'rsatgan xizmatlarini muayyanlashtirdi. Bu qatimqi muhokama yig'inidan keyin Nancy Pelosi xonim o'zining Twitter hisobida o'zining mushundoq bir muhokama yig'iniga qatnashganligidan to'limi xursand bo'lganligini bildirdi. U bu vaqtda yo'llagan uchurida Saudiyadagi manfaatlarini ko'zlab Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida so'z qilishdan bosh tortsak, dunyoning hech qanday yerida kishilik huquq haqida so'z qilg'udak hech qanday axloqiy nufuzimiz qolmaydi deb ko'rsatdi. Avstraliya Kengash Palata a'zolari Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb tunishga chaqirildi. Muhofizachi gazetining 1 mart bergan xabariga asoslanganda Kanada va Gollandiya parlamentida Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizgan siyosati irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingandan keyin Avstraliya parlament a'zolari Avstraliya yuqori palata ya'ni Kengash Palata a'zolarini o'xshash shaklda Xitoy rejimining Uyg'urlarga qilgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb tunishga chaqirgan. Janubiy Avstraliya mustaqil Kengash Palata a'zosi Rekis Patrikning so'ziga qaraganda bu taklif loyihasi Kengash Palatasining 15 martdagi kun tartibiga qo'yilgan. U yana bu loyihaning Avstraliya xalqaro jamiyatga qatnashishga hozirlanayotgan paytdagi asoslik partiyalarning siniqi hisoblanadiganligini ta'kidlagan. Avstraliyada yashayotgan Uyg'ur jamoatimi oldingi hafta Victoria maydonidan Janubiy Avstraliya parlament binosiga qadar ommaviy yurish va namoyish faoliyati olib borgan bo'lib, Avstraliya hukumatidan Amerika, Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlarga o'xshash Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizgan jinoiy qilmishlarini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishini talab qilgan edi. Parlament a'zosi Ted Cruz Xitoy Amerika uchun eng cho'ng tahdid dedi.
Amerika Devlet Meclisi'nin azası Ted Cruz 2. Mart günü Devlet Meclisi'nde söz kılıp, Xitay'nın Amerika'ya en çok tehdit işgallekini tekledi. O sözde Huawei şirketinin Xitay Kompartisi'nin sadık casusluk organı işgallekini, Amerika'nın çokun bu şirketini özünün közdüş ve dikkat kılıç tizimlikiyle kirgözüşü gereklikini eskertken. O yana Xitay'nın kelgüsü de Amerika'nın devlet xavupsizlikiyle nispeten en çok geosiyasi tehdit şekillendirdiğin bir güç bulup kaldıganlıkını kayıt tilgalgan. O sözde mündak degen. Xitay'dan geldiğin tehditlerge takabül duruş üçün tövendeki 4 tedbirine ilişimiz gerek. Birinci, özümüzün Xitay'nın casusluk hareketleri ve onun buzgunçılıkıdan kovduşumuz gerek. İkinci, muhim baylıq mənbəlerimizden təminləş liniyesinden Xitay'ını ayırıp taşlaşımız ve onlarını Amerika'ya kaytırıp gelişimiz gerek. Üçüncü, barlıq soğudu sanayetlerimizden Xitay'ın sistemini kıyın kıstak, öldürüş ve irqi qırğınçılıkını özçüge alğan kişilik hukuk defsendikliklerine arlaşıp kılıçtın saklaşımız gerek. Tötüncü, devlet menfaatimizde koğdaş üçün keskin rekabetke tayarlanışımız gerek. Amerika Devlet Meclisi'nin Kengash Palata azası Ted Cruz, izgil halda Amerika'nın Xitay'a karşı katlıq pozisiyada buluşun teşebbüs kılıp kilibatkan siyasetçilerden biri. Bir Amerika haber torunun danlıq riyasetçisi Liz Wheeler öz programması da Ted Cruz'ni cigerlik Kengash Palata azası deb tarifligen idi. Amerika'nın irqi qırğınçılıq deb tunishi Xitay'ını qattiq bi'aram qılmaqda. Atalmış Şinjan gezisinin 2 Mart bergen haberge qarğanda yıqında atalmış Şinjan Taraqqiyat Tadqiqat Merkezi, Xitay İctimai Pallar Akademiyesi, Şanghay İctimai Pallar Akademiyesi, atalmış Şinjan İctimai Pallar Akademiyesi, atalmış Şinjan Üniversitesi, atalmış Şinjan Pedagogika Üniversitesi qatarlıq ali mektep ve tadqiqat orullarından 30'dan artıq atalmış mutaxassisni ürümçigi toplap, Amerika qatarlıq g'arb devletlerinin Uyghur meselesindeki kararı inkas qaytırgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, mazkur yig'inning asosliq maqsadi Amerikaning Uyg'ur masalasidagi keskin pozitsiyasini tanqidlash, Amerikaning Xitoy rejimi Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizyapti, rayonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyapti degan bayonotlarni rad qilish bo'lgan. Mazkur yig'inda yana Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak tug'ut cheklash, irqiy qirg'inchilik qatorliq temalar ustida Xitoy rejimi tadqiqotchilarining Amerika hukumatini qattiq ayiblaganligi ma'lum. Xabarda deyilishicha, mazkur yig'inda Xitoy mutaxassislari Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizgan siyosatlarini atalmış hukumatning Xinjiangda qo'llanilgan bir qism xizmat tadbirlari deb chapon yopgan. Ular yana jazo lageri, keng ko'lamli nazorat qilish, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish va bolalarni majburiy oilasidan ayirib etish qatorliq masalalarni Amerika va g'arb ellaridagi Xitoyga qarshi kuchlarning to'hmati deb ayiblagan. Bu yig'inda yana Sharqiy Turkistondagi nufus ko'payishining 2017 yildan keyin 65% azayganligi, Uyg'urlar zich o'ltirishliq ba'zi joylarda tug'ilish nisbatining ozayishining 80% dan oshirganligini ilgari surgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenizga qattiq hujum qilingan. Yig'inda muzokara qilingan yana bir tema xalqaro jiddiy ko'ngil bilayotgan Uyg'ur majburiy emgak masalasi bo'lib, Xitoy mutaxassislari Amerikani kishilik huquqini dastak qilib, dunyoning diqqatini tortmoqchi degan. Xabarga qaraganda bu yig'inda Xitoy mutaxassislari boshdan oxir Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlarining Uyg'urlar haqidagi dokumentlarini yolg'onga chiqarishga urinigan. Kuzatuvchilar Xitoyning oliy maktab va tadqiqot o'rinlaridagi atalmish hukumat mutaxassislarini yig'ib, Amerikaga qarshi inkas qaytirishi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoiy qilmishlardan sarosimaga tushganligining ifodasi deb qaramoqda. Bulupma Amerika, Kanada, Gollandiya qatarliq devletler Xitay'nın Uyghurlarga qarata yürgüzgen zulümlerini irqi qırğınçılık insaniyetke karşı cinayet deb elan kılgan deyken Xitay rejiminin qattıq ciddileşkenliki malum. İYİ Partiyesi Türkiye parlamentinin Uyghurlar doğrusunda orta karar makullaşını talep kıldı. Xitay'nın Uyghurlarga qarata yürgüzvatkan zulümleri Amerika hükümeti Kanada ve Gollandiya parlamenti tarafından birdek irqi qırğınçılık da bekitilişi, şunundak Angeliya, Belgiya ve başka bir kısım g'arb devletlerinin Xitay'nın Uyghurlarga qaratkan bastırış siyasını arka arkadan ayıplaşı, xalqarada küçülük təsir payda qıldı. Muşundak bir ahvalda Uyghur meselesini izgil halde oturuğu koyup kilibatkan Türkiye'deki İYİ Partiyesi, Türkiye parlamentinin Uyghurlar doğrusunda ortak karar makullaşını talep kıldı. İYİ Partisi'nin parlamentdeki mesuli İsmail Tatlı oğlu efendi 1. Mart günü çüştünken Türkiye parlamentide Uyghur meselesi doğrusunda mahsus muhbirlerini kütüveli şiğini ötküzdü. O sözüne mundaqta başıldı. Uyghur meselesi halkaralaştı. Xitay'nın Uyghurlarga karta yürgüzvatkan planlıq ve sistemelik zulüm siyasetine karşı halkara cemaat ve bazı devletler hareketke ötti. Aldı bilen Birleşken Milletler Teşkilatı Xitay'nın Uyghurlarını asas kılgan Müslüman yerlik milletlerge elip berivatkan zulümünü ayıplaydıgan bayanat elan kılgan idi. Arkadın Germaniyanın Birleşken Milletler Teşkilatı'daki vekili Christoph Hogan tarafından
2019 yılı 10 günü 6 günü elan kılınan hatke Amerika, Angliya, Fransiya, İspanya ve İtalya Katarlı 39 devlet kol koygan idi. Mezkur hatta Xitay rejimine ceza lagırdaki Uyghurlarını derhal koyup birişke çakırgan idi. Parlament azası İsmail Tatlıoğlu Efendi mündaq dedi. Amerika devleti Xitayning Sharq Turkistan'da elip berivatgan besim siyasetine karşı 2020 yılı 6 günü 17 günü Uyghur kişilik hukuk siyasi kanununu makulluktan ötküzdü. Finlandiya Başministeri Sanna Miralla Marin Hanım Twitter arqalıq elan kılgan bayanatıda Xitayning Uyghurlarga elip berivatgan besim siyasi haqida toxtulup, ticari menfaatni deb bu zulümni körmeske selişki bolmaydı degen. 2023 günü Kanada Federal Parlamenti Uyghurlarga qarata elip berivatgan siyasetini irqi qırğınçılıq deb bekitgen. Arqadan 2025 günü Gollandiya Parlamenti Xitayning Uyghurlarga elip berivatgan zulüm siyasetini irqi qırğınçılıq deb bekitti. O bayanatıda xalqara kelişimge asasen Xitayning hazır Uyghurlarga yürgizvatgan bastur siyasetinin irqi qırğınçılıq ikkenligini bildirip mundaq dedi. 1948 yılı 12 ayının 9 günü Birleşken Milletler Teşkilatı'da makullanğan ve 1951 yılı 1 ayının 13 günü yolu koyulğan irqi qırğınçılıqı qarıştırış əhdinamesi de tövendeki 5 xil cinayet sadır kılınsa onun irqi qırğınçılıqı kirdiğallıqı oturuğu koyulğan. Birinci, bir millet ya ki etnik topluluğu mensup əzalarının öldürülüşü. Bugünkü günde Uyghurlar kollektif halde yoxtulmaqda. İkinci, məlum bir millet əzalarına ruhi ve cismani cahettin ziyan silinişi. Bugün milyonluğun Uyghur ve Kazak lagırlarda iskence ve tacavuzga uçurmaqda. Üçüncü, məlum bir ictimai topluluğunun bir kısmının yok kılıvetiliş ya ki turmuş şart şeraitlerinin veyran kılıvetilişi. Tötüncü, tuğut çekleş ve tuğutunu tosuş üçün çağrı tedbirlerinin kollanılışı. Beşinci, balılarının atı anısının ayrı vetilişi. Yukarıki halkara əhdinamede deyilgelerinin köpünü Xitay hazır Şərq Türkistan'da Uyghurlarını asas kılgan başka yerlik halklarına elip beri vatıdı. Hazır bular bu cinayetler insaniyetke karşı cinayet ya ki irqi qırğınçılıq tüsünü almaqda. İYİ Partisi'nin parlamentteki mesulü İsmail Tatlıoğlu Efendi mətbuat bayanatıda ötken çarşamba günü Türkiye Parlamenti'nin reisi Mustafa Şentop Efendi bilen görüşüp, parlamenti Uyghurlar doğrusu ortak karar makullaşını talep kıldığını bayan kılıp mundaq dedi. Biz İYİ Partisi bulu süptümüz bilen Xitayning Uyghurlarga elip berivatgan zulümünü toxtatış üçün Türkiye Parlamenti'de ortak bir kararını makulluktan ötküzüşünü, şundaqlı bu kararını derhal dünya cemaatçilikige elan kılışını talep kılımız. Bu talepimizni yetküzüş üçün Türkiye Parlamenti'nin reisi bilen körüşüşünü talep kılgan idik. Çarşamba günü biz bilen körüşmekçi. Biz bu talepimizni onunla yetküzümüz. O özünün Türkiye'nin her kaysi caylarına halkının derdini anlaş üçün barğanı da Nurgun kişilerinin Türkiye nemi üçün Uyghurlarga iyi çıkmaydı deb sonra vatkallıqını bayan kılıp mundaq dedi. Biz İYİ Partisi'nin rehberleri Türkiye'nin her kaysi caylarına ayılını vatımız. Erzurum'da, Konya'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Balıkesir'de, Kayseri'de, Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de, Trabzon'da, Samsun'da, kıskısı biz bargan her cayda halkımız bizden Türkiye Parlamenti nemi üçün Xitay zulümü asıdı izilvatkan Uyghurlar doğrusu ortak karar makullumaydı deb soravatıdı. Şunu biz çarşamba günü parlament reisimiz bilen görüşüp halkımızın bu talepini yetküzümüz. Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman kökenli uluslara yönelik olarak uyguladığı mezalim birden fazla boyutuyla sözleşmenin yukarıda anılan koşullarını karşılamakta olup söz konusu fiiller insanlığa karşı suç hatta soykırım olarak tanımlanmalarını haklı kılacak boyutlara gelmiştir. Bu nedenle biz İYİ Parti olarak bu mezalim konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir karar alması ve bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi sahip olduğu iradeyle uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz. Gittiğimiz her yerde, Erzurum'da, Konya'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Balıkesir'de, Kayseri'de, Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de, Trabzon'da, Samsun'da gittiğimiz her yerde insanımızın bize sorduğu şudur. Niçin başında Türkiye olan Büyük Millet Meclisi'nin Müslüman Türklere zulmedildiği Çin'in Sincan Uygur Türk bölgesindeki bu mezalime sessiz kaldığıdır. Bu konuda ortak bir tavır, ortak bir karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
milletimize karşı olan sorumluluğunun gereğidir diye düşünüyoruz. Bu talebimizi bu çarşamba Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na grup başkanı ve başkan vekilleri olarak bizzat ileteceğiz. Yeni bir taraftan bugün İYİ Partisi reisi Meral Akşener Hanım meclisteki haftalık yığınında kılgan sözde de bu meseleni tekitlep hakimiyetteki AK Parti'nin şeriki Milletçi Hareket Partisi kuruk gapni az kılsın. Uyghur qeyrindaşlarımız ve Xitay zulümü üçün nemi kıldıganlıkını aşkarlısın. Bu münasibet bilen Xitay'nın Uyghur qeyrindaşlarımızga kılıbatkallarını irqi kırgınçılık dep tunuşu üçün meclis grupimizden mecliske beridigan kanun teklifini hürmetlik bağçeli ve dostlarının mı kollaşını kütümüz. Elbette Jinping Perinçek'ten ruhsat alalısa diyen sözleri bilen onlarını qiyin ekvalda koydu. Uyghur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar? Çin zulmü için ne yapacaklar? Onu açıklasın. Bu vesileyle Çin'in Uygur kardeşlerimize, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaptıklarının soykırım olarak tanınması için meclis grubumuzun Yüce Meclis'e vereceği öneriye Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabii Sayın Jinping Perinçek'ten izin alabilirlerse. Yaponiya Xitayning Sinkaku orollari to'g'risidagi so'zlariga norozilik bildirdi. Yaponiya Sharqi Xitoy dengizidagi datalashliq Sinkaku orolini o'zining ichki rayoni deb ko'rsatgan Xitayning xalqaro qonunga xiloflik qilganligini bildirdi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Kishi Nobu muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, datalashliq orollarning Xitoy davlat mudofaa ministrligining to'rbetida Xitayning ichki rayoni deb ko'rsatilishiga norozilik bildirdi. Minister Kishi Sinkaku orollarının tarih ve halkara kanun cihetin Yaponiyanın içki rayonu işkerlikini ilgiri sürüp, meskur orollarının nöbette Yaponiyanın kontrollüğü işkerlikini oturgu koydu. O sözde Xitay deniz kırgıki muhafizet parakotlarının Xitay'nın rayondaki bir tereplime davalarına asasen elip verilgen faaliyetlerini kubul kılgılı bulmaydı. Biz münasifetlik organlar bilen birlikte çarlaş ve küzüş faaliyetlerini elip veriş üçün tayarlı hizmetlerimizin devamlaştırmamız dedi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, datalashliq orollar to'g'risida vaziyatni murakkablashtirib o'tgan xatarlik so'z va harakatlardan saqlanish kerak degan edi. Xitay davlat mudofaa ministrligining to'rbetida bu orollarning Xitayning ichki quruqligi ekanligining yetarli darajada tarixiy va qonuniy asosi bor. Xitay dengiz qirg'og'i muhofizat atrofining charlash va qonun ijro qilish faoliyatlarining qonunlik ekanligi munozir talab qilmaydi hamda normal holatida davomlashidi degan iboralarga o'rin berilgan edi. Xitay Amerikani Hong Kong masalasiga aralashishni to'xtatishga chaqirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken'ning Hongkongda 47 nafar o'qituvchining qo'lga olinishini va sotlanishini ayiblaganligi ustida to'xtaldi. Wang Wenbin Hongkong hukumatining qonunning taqozosi bo'yicha ish tutganligini va buning Hongkongning bexatarligi va muqimligini kuchaytirganligini ta'kidlab, Amerikani paktga qonunning ustunligiga hurmat qilishga, shundaylik Hongkong masalasiga va Xitoyning ichki ishlariga aralashishini to'xtatishga chaqiriq qilamiz dedi. Tunugun Hongkongda 47 nafar o'qituvchi hukumatni og'dirishni planlash bilan ayiblanib qo'lga olingan edi. Hongkongda qo'lga olingan faoliyatchilar bugun G'arbiy Kowloon rayonidagi bir sud mahkamasida davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qildi degan bahona bilan sud qilingan edi. Nurg'un o'qituvchi guruhlar sudning oldida yig'ilib norozilik namoyishi o'tkazgan va qo'lga olingan faoliyatchilarni qo'llaydiganliklarini bildirishgan edi. Angliya, Amerika, Kanada va bir qism Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarining diplomatik vakillari ham namoyishchilarga hamroh bo'lgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.